LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir. 3 ayda 10.000'in üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Kureyş suresiyle beraberiz. Bugün sizinle beraber Kureyş, yani Hazreti Muhammed'in mensup olduğu kabileyi öğreneceğiz ve Kureyş suresinde neler yazdığına bakacağız. Tabii ki Hazreti Muhammed'in içinde doğduğu ve içinde mensup olduğu kabilenin, yani bizim için özel bir yeri var. Mekke'de yaşayan bu kabile, ki Hazreti Muhammed Mekke'de dünyaya geldi. Nübüvvet, yani peygamberlik gelmiştir bu kabileye ve aynı zamanda Mekke'nin koruyuculuğu, Mekke'deki su dağıtma işi ve benzeri farklı görevleri de vardı bu kabilenin. Fil ordusuna karşı zafer kazanmışlardı ve Kur'an-ı Kerim'de bir surede adı geçiyor. Yani dolayısıyla surenin adını kazanmış bu kabile. Aynı zamanda başkaları puta taparken onlar bir olan Allah'a tapmışlardır. Bu gibi detayların hepsine beraber bakacağız. Çok önemli, çok değerli bir ders. Peygamber Efendimizin doğduğu topraklardaki, Peygamber Efendimizin içinde bulunduğu bir kabileyi inceleyeceğiz. Hadi bakalım, ve suresini de beraber göreceğiz. Hadi bakalım, dersimiz başlasın. Kureyş suresinin ne anlatmak istediğini ve ne yapmak istediğini anlamamız gerekiyor. Kureyş ne demek hocam? Kureyş evladım, Mekke'de, yani Peygamber Efendimizin doğduğu yerde ve Peygamber Efendimizin dahil olduğu bir kabilenin adı. Kureyş suresi dediğimiz şey de bu kabileye özel inmiş bir sure. Hemen Kureyş suresini incelersek Tonguç'um, bir kere Kureyş suresi Peygamber Efendimiz Mekke'deyken inmiş. Yani Peygamber Efendimiz hayatta, biliyorsun, bir Mekke dönemi var, bir de Medine dönemi var. Mekke'de inmiş bir sure. Dolayısıyla Mekke'deki Kureyş kabilesine atfedilmiş bu sure. Aynı zamanda Kureyş suresine baktığımız zaman sure toplamda sadece 4 ayet oluyor. Aa, çok uzun değil o yani zaman. Kısa surelerden bir tanesi ve Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi Tonguç evladım benim. 106. sure. Zaten Kur'an-ı Kerim 114 sureydi hatırlıyorsan. Ve sonlarda bir sure. Aynen, sonlara doğru sureler azalarak gidiyordu. Yani en baştaki sureler daha uzundu. Mesela Bakara suresi, Maide suresi, Nisa suresi. Bunlar uzun sureler ama en sondakiler işte Kureyş suresi, Nas suresi, Felak suresi, İhlas suresi. Bunlar kısa sureler. Bu da kısa surelerden bir tanesi. Sure adını birinci ayette geçen Kureyş kelimesinden alıyor. Kureyş zaten Mekke'de bulunan bir kabile diyoruz. Kureyş suresinin hemen anlamına bakalım Tonguç'um seninle beraber. Bakalım hocam. Bir kere tabii ki ne yapıyoruz? En başta Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ne demek biliyor musun Tonguç evladım? Ne demek hocam? Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Euzü billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş ve taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız demek. Bismillahirrahmanirrahim de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Kur'an okumadan önce Allah diyor ki mutlaka Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim deyin diyor. Çünkü kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Çünkü ne yapmıştı Allah? Şeytanı kovmuştu. Aynen. Sen git ne yaparsan yap, hatta insanları saptır şeye kadar süre de vardı sana demişti. Ne de ahirete kadar süre var demişti. Şimdi hemen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hemen okuyalım. Kureyş'in emniyetini sağladığı, yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar bu evin, yani Kabe'nin demek istiyor, efendisine kulluk etsinler. He, ki o, yani Allah, kendilerini açlıktan duyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tonguç evren benim, Kureyş'in aslında, Kureyş'in emniyetini sağladığı dediğim şey Mekke'nin emniyetini sağladığı aslında. Ve yaz kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için, yani onlara bir şey sağladığı için, konforlu bir ortam sağladığı için bu evin yani Kabe'nin efendisine, yani Rabbine, yani Allah'a demek istiyor aslında, kulluk etsinler diyor. Yani Kureyş kabilesini burada Allah uyarıyor. Neden? Çünkü birçok şey sağlıyor. Allah onlara emniyet sağlıyor. Allah onları doyuruyor. Ondan sonra ısındırıyor. Ve onlardan ne bekliyor? Kulluk bekliyor. Ve aynı zamanda
kendileri açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturan diyerekten Allah'ın Kureyş kabilesini, yani aslında Mekke'yi koruduğunu da burada söylüyor Allah. Peki gel bakalım, sure Kureyş kabilesine verilen sayısız nimetleriyle Allah'a ibadet etmek için hatırlatıyor ama Kureyşlere verilen 7 tane nimet ne? Peki bu verilen nimetler, hemen seninle bakalım. Bir kere Tonguç'um, birinci nimetimiz peygamberimizin mensup olduğu, yani dahil olduğu kabile. Yani zaten peygamberin orada doğmuş değil mi hocam? Hazreti Muhammed'in içinde bulunduğu bir şey zaten önemli bir yerdir. Önemli bir kabiledir. Dolayısıyla bu aslında bir nimetlerden, önemlilerden bir tanesi. Nübüvvet dediğimiz şey de peygamberliğin geldiği kabile. Yani mesela diyelim ki sizin sülaleniz var diyelim mesela. Sizin sülalenizden bir tanesi peygamber oluyor. Tabii böyle bir şey olamaz artık. İmkansız da. Peygamber Efendimiz son peygamberdi. Ama böyle bir şey olduğu zaman ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir ayrıcalık değil mi? İşte nübüvvet dediğimiz şey de peygamberlik demek aslında. Mekke'nin koruyuculuğunu üstlenmeleri, yani üçüncü nimette Mekke'nin koruyuculuğunu üstlenmek demek şu demek. Ben artık buranın şeyiyim, hani koruyucusuyum. Bu demek önemli bir özellik. Neden diyeceksin? Çünkü Mekke o dönemde çok önemli bir ticaret merkeziydi. Çok önemli bir ibadet merkeziydi. Sen bunun güvenliğini sağlayaraktan zaten rütbeli bir şeysin. Mesela şöyle düşün. Or general şu anda. Çok önemli bir yere sahip. Mesela ordumuzdaki mesela işte kor general. Bunlar koruyuculuğunu üstleniyor ülkemizin ve önemli yerlere sahipler. Mekke'nin su dağıtma işlemini yapmaları. Bu da su sakalığı denilen bir şey var Tonguç Evren Bey'im. Bu da aslında Mekke'de insanlar tabii çölün ortasında ibadet etmeye çalışıyor. Ondan sonra ticaret yapmaya çalışıyor. Ve bu da su dağıtmak çok önemli bir yere sahip o yüzden. Çünkü insanlar susuz kalıyor o kadar güneşin altında, çölün altında. İşte özel bir görev olduğundan dolayı Kureyşlere verilen başka bir nimet. Fil ordusuna karşı zafer kazanmaları da aslında Fil suresinden sonra gelen bir aslında sure, Kureyş suresi. Ve Fil ordusu orayı yıkmaya çalıştı ve ne yaptı? Allah'ın yardımıyla Kureyşlilerin de gayretiyle bu orduyu... Filler mortanzi oldu. Aynen, filler mortanzi oldu ve bu da aslında Kureyşlilere çok daha büyük bir, hani Allah'ın koruması sayesinde ne oldu Tonguç Evren Bey'im? Çünkü burada korudu diyor ya Allah sürekli ayette. İşte aslında fillerin saldırısına karşı da korudu ve bu zaferde de büyük bir nimet var Allah'ın yardımıyla. Kur'an-ı Kerim'de bir surede yer almaları Tonguç Evren Bey'im. Kendilerine ait bir sure var. Daha ötesi ne olabilir? Şöyle düşünün Tonguç'um. İşte Kur'an'da bilmem hani... aileye özgü sure. Hani bir sülaleye özgü sure var yani. Hani inanılmaz büyük bir nimet. Ve başkaları puta taparken onlar bir olan Allah'a tapmaları. Bu da zaten Tonguç Evren Bey'im. En büyük nimet. Kureyşlilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi bir olan Allah'a tapıyorlar. Ve bir sürü şeyde başka kabilede putlar, mutlar, helvadan yapılma bilmem onları tapıyorlar. O zaman Tonguç'um, ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım, sana görüşürüz.